zaman kime Berkay'la geçelim? Özlem Ada Şahin'e geçelim istiyoruz. Hadi bakalım. Çünkü çok seviyoruz böyle tatlış bebek haberleri bayıldım olunca. Bayıldım ona, bayıldım. Evet, kızlarını paylaştılar. Bayıldım. Çok duygusal anlar yaşandı sevenleri tarafından. Kıskanmaması çok enteresan. Bu yaşta şey, oyuncak gibi geliyor daha onlara. Anlamıyor. Anlamıyor. Ancak böyle bir iki yaş daha büyüdüğünde anne baba o taraf küçük diye hani bir şey yapamadığı için çocuk üstüne kucağına mucağına alınca sinir oluyorlar. Ya üstüne yastık kapatıyorlar. Gerçi aralarında Allah'tan çok az siz yaş yaptınız farkı mı var. Kardeşlerinize? Benim üstüme evet kardeşim. Tabii. Ben beşikten atmışım aşağı. Bravo. Tabii ben onun masasından düşmüşüm. Evet. Ne yapmışsın? Bütün masasına koymuşum. Çok güzel. Çok özür diliyorum. Furkan'ın da aramızda 9 yaş var ama bizim. Çok çünkü şeydi, çok ağlıyordu. 7,5 aylık doğdu. Anneme çok eziyet ediyordu. Annem uyuyakalmış zavallı. Ben de annemi uyandırmasın diye kolundan alıp bütün masasına koymuşum. O zaman da bu da kundağa sarılıydı. Bir kundaktaki bebek düşer mi? Kundaktaki bebek düşer mi? Bunu sarmıştır. O zaman bir kundakçılık olayı vardı. Çünkü bu kuntakinte gibi doğdu. Böyle etleri dökülüyor. Ondan sonra ben de ütü masasına koydum. Ev telefonları vardı ya. Evet. Ev telefonu çaldı ve anında pat diye bir ses geldi. Çocuk annem de fırladı, yazık. Ah canım. Düşmüş. Benim de ağzıma yastık kapatmışlar. Ben de öyle sallaya sallaya. Ha bu düştü deyip gitmişim. Çünkü Neval diyor mu yakın arkadaşlarının? O da Sefa'yı anne, daha sonra annesiyle birlik olmak istemiş. Demiş ki anne Sefa'yı bıçaklayalım mı diye. İşin içine katıp küçük kardeşini bıçaklamaya çalışmış. Yani kardeşlerle ilgili mutlaka böyle anılar var. Evet. Herkesin vardır. Küçük kardeşini düşürenler yazsınlar efendim. Ben de Zuhal'i çok cimciklerdim. Böyle etleri böyle 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 sırayla. Ay insan sonra aklına gelince üzülüyor musun? Hiç asla. Hak etmişler diye düşünüyorum muhtemelen. Ben hala o ütü masası için üzülüyorum mesela. Bir de Zuhal demezdi biliyor musun? Babam derdi ki kızım bunu kim yaptı ama şekli belli yani. Yani ötekiler daha naifler. Baba hayır bu kendi kendine oldu ama kendi kendine olacak bir şey yok yani. Sadece yapmışım. Kim bilir nasıl kıza eziyet ediyorsa yazık. İşte yedisinde neyse bir insan yetmişinde o hayat. Aynen hayat. Demek ki kıskanıyormuşum yani. Küçük olduğu için şimdi düşünüyorum. Kıskançlık ama duygunu itiraf ediyorsun yani. Biraz daha konuştur kız, bir şeyler çıkacak. Bak bak. Kıskanıyor muydun? Çocukluğuna iniyoruz. Çocukluğuma iniyoruz. Çocukluğun senin. Şimdi diyor ki Özlem Ada Şahin. O benim bir tanem. Arya ve Zeynep Mira, sizi çok seviyorum. İki güzel kızım. Maşallah diyor. Sisters love ve kardeş sevgisi olarak da. Evet, ne gün öpersin sonra kıtlarsın. Bu işe böyle düşün. Bak iki kız kardeş şey oluyor ya. Güzel anlaşabiliyor. Şey sen şimdi sen normal değilsin. Sen normal değilsin. Benim bütün iki kız bak, gene olan, beni ezmeye çalışıyor. Kardeş ya. Olan arkadaşlarım en iyi arkadaşlar. Neden? Yani. Neden? Mehtap'la neydi senin yakın arkadaşlar? En iyi arkadaşlar. Gerçek ama birbirinden son derece ayrılan. Birbirlerine şey yaparlar ama evet. Mehtap her zaman abla olduğu için bak. Yine bak Serap asla ne bir cümle kurar, abla der tamam susar. Daha ben bir şey gerçekten görmedim. Her yere de aynı beraber Canan, giderler. Aynı Canan. Evet. Aslında bakma sen. Ben kız erkek olur onlara. Zaman. Ama ben daha sert bir tipimdir. Yani böyle mesela sarılıp çok öpmem, bilmem ne yapmam ama mesela bir şey olduğunda en önce ben koştururum. Bir herkesin de ben sana bir şey söyleyeyim. Bunların arası çok az. 2,5 yaş, 3 yaş falan. İkiz gibi büyürler. İkiz gibi büyüyecekler. Çok sıkı arkadaş olacaklar. Çok iyi arkadaş olacaklar. Aralarında yani, çok yaş farkı Berkay'ın, yok. Berkay'da yandı vallahi. İki tane güzel kız artık peşlerinden koşar, koşar durur. Vallahi. Oraya mı gittiniz? Kimde kalıyorsunuz bu akşam diye. Merve'lerde. O merveler hiç bitmez değil mi? Merveler hiç bitmez. Merveler, sevgilerde, seraplarda kalıyoruz öyle. Çok müthiş ders çalışmamız lazım. Matematik hep sıfır. Ay sen öyle konuşunca aklıma ne geldi bak. Neydi kızımızın adı? Ne? Bahar. Bahar Candan. Allah seni kahretmiş. Tabii onlar Bahar bir seni aramış. Bana da mesaj yazmış. Ona da mesaj yazmış. Ya uzun süre konuşmuş onunla biliyorsunuz. Bir sen telefonu kapatırken neredeyse ağlayacakmış. O derece etkilenmiş yani. Bana da çok düzgün bir mesaj yazmış. Yani sadece sitem etmiş evet. Ama asla hakaretamiz bir ya. Cümle yok. Çok düzgün yazmış. Cevap yazmadım ki hani artık polemiğe girip şey yapmayalım diye ama biz de işimizi yapıyoruz. Ve ha, bazı isteyince düzgün uygunda konuşabiliyor demek ki. Bir sen ona şaşırmış. Yok, çok sana akıllı bir kız. Bilmiyorum ama akıllı bir bana kız. Demiş ki İstediği şöyle gibi süreci yönetiyor. Evet. Şöhret olmak için diyor ben. Bana yalnız ne şeydi demiş biliyor musunuz? Bizim burada konuştuklarımız o kadar doğru ki biz ne diyoruz insanlara? Ne? Bu insanlara iş verdikçe siz bu insanları delirttiniz diyoruz ya. Ben bir ayağımı koyuyorum 500 bin kişi izliyor. Doğru. Ertesi gün reklam alıyorum ve ben bunu para için yapıyorum. Buyur. Bana demek da şöyle ki bir şey olmasa, doğru. İzlenmese, insanlar reklam vermese bu çocuklar böyle da ortada olmayacak. Daha sağlıklı bir vaziyette dolaşacak. Bana da şöyle bir şey demiş. Ben parmakla gösterecek okulları tercih etmek yerine hani ülkemde kaldım.
Ve şöhret olmak istedim. Yani şöhret olmak için de her şeyi yapıyorum. Neden bana hani böyle şeyler söylüyorsunuz? Ama şöhret olmak ayrı, medya figürü olmak ayrı işte. Hayır, şöhret de olabilirsin o da başta ama hani bu mu mesela ödeyeceğin bedel? Böyle mi olmalısın şöhret? Bak bu konu yine konuşulabilir, doğru söylüyorsun. Yani maalesef. Şöhret oluyorsun evet zaten yani sonuca baktığın zaman tanınıyorsun. Bilmem kaç yüz bin tane takipçin oluyor, para da kazanıyorsun da. Hani iyi bir sıfat mı bu ondan emin değilim. Ama çok akıllı uslu yazıyorlar yani. Şimdi ben de öyle böyle yazıya şaşırdım. Baktım ben de çok şaşırdım. Ve hiçbir terbiyesizlik, saygısızlık da yok. Yani ben 10 tanesini demişim. Karşılığında bana bir tanesini dememiş mesela. Yok yok düzgün konuşmuş. Ben de şey yapamıyorum hakkını yiyemem şimdi. Ha, ama yaptıkları yanlış mı yanlış. Şimdi yanlış buradan mı yanlış. Peki.